Bir pençe darbesiyle bir atın bel kemiğini kırabilecek güce sahip olan bir aslan, dünyanın en büyük ve en güçlü yılanı da avlamaya cesaret edebilir mi? Her ne kadar ormanlar kralı lakabını almış olsa da, vücuduyla yakaladığı avı sararak kemiklerini kıracak kadar güçlü olan piton yılanını da hafife almamak gerekir. Kendi aralarındaki olası bir rekabette aslan, içeri çekilebilen pençeleriyle pitonun kafasına vurup beynine hasar vermeye çalışır. Tabi bunu yaparken pitonun devasa kas gücü olan vücudu tarafından yakalanmaması gerekir. Kendi bölgelerinin en güçlü avcıları konumundalar. Dünyanın en güçlü ve en büyük hayvanlarından biri olan filler yine aynı şekilde iri ve güçlü su ayılarıyla sürekli karşılaşmaktadır. Vakitlerinin çoğunu suda geçirmeyi seven su ayılarıları su içmek veya serinlemek için suya gelen fil sürüleriyle aralarında problem çıkabilir. Su ayılarıları her ne kadar suda güçlü olsa da filler karşısında şansını fazla zorlamaz. Ancak filleri uzaklaştırmak için devasa çenelerini açıp onlara daha güçlü olduğu imajını vererek filleri bölgelerinden uzaklaştırabilir. Dünyanın en güçlü çenelerinden birine sahip vahşi hayvanlardan biri olan su aygırları fillerle direkt mücadeleye girmez. Ama vahşi doğada her şey mümkün. Dünyanın en iyi kamuflaj ustalarından biri olan leopar, bir babun avlayacağı sırada avına son derece sessiz bir şekilde yaklaşır. Ağaca tırmanma kabiliyeti en iyi olan vahşi kedidir. Bu yüzden ağacın üstünde usta birer cambaz olan babunlara karşı bile oldukça başarılı olmaktadır. Babun ağacın üzerinde bile olsa onu ustalıkla yakalayıp indirebilir. Aynı zamanda karada da hızlı birer yırtıcı olması sebebiyle babunlara hem karada hem de ağaç dalları gibi yüksek kesimlerde zor anlar yaşatabilir. Sahip oldukları büyük ve sivri dişler dolayısıyla leoparlar babun gibi bir ava karşı aynı zamanda çok temkinli olmak zorundadır. Babun karşısında en ufak bir hata leopar için geri dönüşü olmayan sonuçlar doğurabilir. Leoparın besleme zincirinde yer alan bir hayvan olan babunlar ise grupla birlikte hareket etmeleriyle leoparı bölgelerinden uzaklaştırabilir. Aslanların av listelerinde her türlü hayvan bulmak mümkün. Bunlardan bazıları dünyanın en güçlü ve en büyük hayvanları da olabilir. Aslanlar takım olarak avlandıklarından avlarının kim olduğunu pek önemsemezler. Bu yüzden aç kaldıklarında akşam yemeklerine yetişkin bir fili bile dahil edebilirler. Ancak genel olarak fil sürüsündeki en güçsüz, en zayıf veya yavru bir fili bulup ona saldırmaya çalışır. Grupla beraber hareket ettikleri için gözlerini kestirdikleri bir file farklı noktalardan sürpriz saldırılar düzenleyebilirler. Bu saldırılar sonucunda fili gruptan ayırıp çetedeki diğer aslanlarla beraber indirebilirler. Aslanlar fili düşürdükten sonra boyun ve hortumuna odaklanıp onu nefessiz bırakmaya çalışır. Bunu yaparken çok dikkatli olmak zorundadır. Çünkü çok büyük bir ağırlığa sahip olan filden herhangi bir darbe yiyerek sakatlık geçirebilirler. Firavun faresi kuyruğuyla birlikte 1 metre boyundadır. Çok hareketlidir ve korkunç bir düşmandır.
Oldukça inatçı bir canlıdır ve avını asla bırakmaz. Kobranın ve yılanların çekindiği en bilinen düşman olan firavun faresi, yılanlar ile karşılaşmaktan hiç korkmaz. Mücadeleden de genel olarak galip çıkar. Yılanın saldırılarından hızla kaçıp ataklarını savuşturur ve sonunda yılanın üstüne atlayarak ensesinden yakalar. Derisi de, kalın posu da, zehre dayanıklılığı da onu korur. Firavun fareleri küçük memeli, kuş, balık, yumurta, meyve, kertenkele, yılan, timsah yavrusu, kurbağa ve böceklerle beslenirler. Hatta firavun fareleri engerek ve kobra gibi zehirli yılanları avlamalarıyla ünlüdür. DNA yapıları nörotoksinlere dirençli olduğu için kral kobra gibi zehirli yılanların ısırıklarından etkilenmez. Aksine kanlarındaki nörotoksinler sayesinde ısırdıkları canları etkisiz hale getirirler. Yırtıcı hayvan türlerinden bir vahşi kedi leopar. Leoparlar hızlı kedicikler olup saatte 58 km hız yapabilirler. Vücutları süper yaylıdır ve havada 6 metre ileriye sıçrayabilirler. Bu baştan uca uzanan 3 yetişkin uzunluğundan bile fazladır. Leoparlar yetenekli dağcılardır ve gün boyunca ağaç dallarında dinlenmek ister. Aynı zamanda güçlü olduklarından avlarını ağaçlara taşıyabilirler. Yaban domuzları ise iri gövdeli, kalın ve kuvvetli bacakları, uzun ve büyük bir başı ile güçlü bir görünüşe sahiptirler. Vücudu sert ve uzun kıllarla kaplı, kuvvetli bir hayvandır. Gövdesi iki yandan şişkindir. Böylece çalılıklar ve fundalıklar arasında kendine rahatça yol açabilir. Bacakları kısa olduğundan vücudu yere sağlam basar. Ayrıca sert tüyleri derisinin çalılardan ve dallardan dolayı zedelenmesinin önüne geçer. Gözleri derinde olduğundan onlara da bir şey olmaz. Aslanlar o kadar güçlü yırtıcılardır ki bir gergedanı, su aygırını ya da bir fili devirebilirler. Ve hatta bazen kendi aralarında bile ölümcül savaşlara girişebilirler. Aslanlar kendi gibi güçlü biriyle karşılaşırken her ne kadar temkinli olsalar da bazen grup halinde farklı gruptaki aslanlara saldırabilirler. Aslan çetesi diğer gruptaki erkek aslanlara tuzaklar kurup onları aile fertleriyle birlikte pusuya düşürüp infaz edebilir. Bazen erkek aslanlar kendi gruplarında bulunan erkek yavru aslanlara saldırıp onları öldürebilir. Sebebi ileride ona karşı çıkacak bir rakip oluşmasını engellemektir. Erkek yavrulara saldırırken dişi aslanlar yavruları koruyup erkek aslanlara kafa tutup amansız mücadeleye girişebilir. Aslanların menülerinde yer alan inanılmaz güçlü, vahşi bir hayvan. Bufalolar oldukça ağır, büyükbaş hayvan türlerindendir. Dolayısıyla ağırlıkları 850 kg'a kadar ulaşabilir. Aslanları boynuz darbeleriyle ağır yaralayıp ve hatta ölümlerine sebep olabilen iri ve son derece güçlüdür. Ayrıca oldukça agresiftirler. Öldürücü boynuzları ile saldırıya geçmekte ve bu sayede çoğu karşılaşmalardan galip ayrılarak dönmektedir. Sürüler halinde hareket etmeleri diğer vahşi hayvanların onlardan çekinmesine neden olabilir. Ama aç bir aslan için bu hiç önemli değil. Bufalolar sıklıkla aslanlarla karşılaşmaktadır. Aslanlar da sürüye saldırırken sürüdeki en zayıf ve en güçsüz olan bufaloyu bulup onu avlamaya çalışır. Ama sürüden ayırabilirse iri ve aşırı güçlü bufalolara bile saldırmaktan çekinmez. Öleceğini bilse bile. Bir pençe darbesiyle bir atın bel kemiğini kırabilecek güce sahip olan aslanlar için avın kim olduğunun pek bir önemi yok. Çünkü saldırıya tek değil, grupla birlikte saldırırlar ve bu da onları